Efendim baktım ki bizim Köksal Bayraktal, sevgili kardeşim Arnavutköy Trabzonlar Derneği geçen hafta muhteşem bir organizasyona imza attılar. Biraz önce belediye başkanımız da zikretti, dedi ki Kuzey'in evlatları burada çok güzel bir etkinlik yaptı dedi. Baktım ki etkinlikten sonra demiş ki ne başkanlığı, Adil Kul'un yanına başlamış satış yapmaya. Sevgili başkanım selamlar. Öncelikli olarak bana bir kırgınlığını duymuştum. Tabii ki hala şimdi de yine Allah sabırlar versin diyeceğim. Çünkü çok önemli bir acı, çok anlatılmaz bir ifade. Evladını kaybetmişsin, yavrumun mekanı cennet olsun. O dalgınlıkta bu ara müşteriler devam ediyor ama olsun, biz doğalız abi. Vallahi öyle. Köksal'ım biz seni, ben seni yaklaşık 15 yıldır tanıyorum. Trabzon Dernekleri Federasyonu'ndan tanıyorum. Çok kısa Köksal Bayrakları bir daha tanıyalım. Ondan sonra çok kısa, çünkü bekleyenim var, telefonun geliyor. Ahmet seni çağırıyor. Başkanım arıyor sürekli, evet. O da buraya gelmiş. Selam olsun, onun da beraber gider, başkanım da olur. Şimdi Ahmet abi biliyorsun ben 40 yıldan beri Arnavutköy'de ikamet ediyorum. Aslen Trabzon Akçabat'tayım. Derneklere kendimizi atadık. Yani bir şey beklediğimiz yok. Maneviyatta biz derneklere kendimizi atadık. Bu tip organizasyonlarda yöremizi, örf adetimizi tanıtmak güzeldir. Biz de onlarla uğraşıyoruz. Uğraştıkça da zevk alıyoruz. Mutluluk oluyor. Geçen hafta evet, belediye başkanım dediği gibi biz buradaydık. Çok kısa sürede yaptık bunu. Yani 10 gün içerisinde sağ olsun Filiz Hanım'la beraber 10 gün içerisinde burayı bir toparladık. Çok da güzel oldu. Bayağı da bir kalabalık oldu. Bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk. Bu ara Çamlıgıda'ya da senin organizasyon kıyak oldu. Hiç kaldırmadan direkt ikinci haftasını yaptılar. Yok aslında kaldırdılar da fazla uzağa gitmedi dediler. Fazla uzağa gitmediler. Güzel oldu. Vallahi harika oldu. Eksiklerimiz vardı. Yok değil. Ama kısa zamanda bu kadar oldu. İnşallah seneye daha güzel ve daha harika bir etkinlik yapacağız. O zaman daha da güzel olacak. Bayraktar burası. Organizasyon nasıl gidiyor? Ya onu ben hani tenekler adına bir şeyler yapabilme adına kurduk. Hani onlara yardımcı olma adına. Devam ediyor, yardımcı oluyor. Biz ona para kazanmak için kurmadık. Adil abi de çok iyi bilir. Biz yine de teneklerimize yardımcı olalım. Onlara ön ayak olalım diye kurduk. Öyle devam ediyoruz gene. Ona da ayrı bir zamanda devam ediyoruz. Sal bir şey söyleyeceğim sana. Sen... Sen zaten ben seni tanıdığımdan beri gerçekten bir ara araba... Kamyon kasaları. Devam ediyorum. Mesleğim devam ediyorum. Bildiğim kadar hiç senin gerçekten parayla işin olmadı. Yok abi, Allah'ım hamdolsun. Ya sağlık olsun abi. Ben çocuğum rahatsız olduktan sonra gördüm. Yani paranın hiçbir anlamı yok. Paranın milyonların olsa, dolarların olsa hiçbir anlamı yok. Şu anda Ahmet abi zaten arıyor sürekli. Ahmet abi alayım, geleyim röportaj devam edelim. Daha iyi olur. Ben sevgili Adil'imle. Efendim Adil Kul. Sen şöyle geç Adil'e. Bir yandan müşteriyle ilgilenirsin, bir yandan benle ilgilenirsin. Abi. Geldim dedim ki ya dedim bana dedim ev bulmadın, dedi ki bana bak, bana benim ağzımdan söz bir kere çıkar. Sana 7 dönüm arazi üzerine müstakil ev verdim mi bir taraf İzmit Karamürsel'de. Yani o ara baktım buralarda yerin dibindeydim ben. Denizin hazır. Denizi gören. Sağ ol, teşekkür ederim Ahmet abi. Hoş geldin. İyi olmaya çalışıyoruz. Bu işleri yapan adam biraz iyi olması lazım. Kayınçınlar anlasın. Kayınçomdan aram. Kayıncılarla arabek iyi olmaz. Suat abi. Hiç iyi değil. Ya, televizyonu sattılar, işimiz bozuk. İşte, sattıranlara yazıklar olsun. Dün görüştüm kendisiyle. Müşteriye bak. Efendim, hem müşteriye bakıyoruz, para kazanıyoruz, hem de çekim yapıyoruz. Adil'im, hanımefendi ilgilen. 150. Bunu sordun galiba değil mi? Önce bir göstereyim şu güzelliği. Gidiyor, vallahi gidiyor. Bakın, 150 liraymış. O sarı yazmalar ne kadar? 150 lira. Vallahi ben burada çalışsam parayı bulurum. İnşallah abi, senin mekan zaten ya. Ne demek çalışsam? Allah razı olsun. Fazla tutmayacağım seni. Çok güzel, kalabalık. Musa Tunoğlu çalıştırdı beni. 27 evet. Gün marmelat sattım. Maşallah, iyi. Sen de elinde bin bir hüner var abi, sen yaparsın. Aç kalmayalım, muhtaç olmayalım. Biz de Karadeniz, Trabzon ürünleri, Kiresun, Rize ürünleri satıyoruz. Ama Çamlıgıda'nın da teklifi oldu. Dedik bir çeşit olsun burada. Farklı bir şey olsun dedik. Yani o niyetle geldik. Biz de arkadaşların yanında olmak için. Ben sana çaktırmadan diyeyim ki sen uşaklara doğru dön. Maşallah hepsi elden ele alıyorlar. Efendim yoğunluk var. Gerçekten kalabalık. Bereketli satışları olsun. Öpüyorum seni ben. Sağ ol. Allah razı olsun. Yine gelebilirim bugün yanına. Megan senin. Allah razı olsun. Evet, bizi izlemeye devam edelim. Evet, sevgili Köksal az önce dedi ya arayan var, Ahmet Başkanım geldi. Evet. Ahmet Başkanım'la tanışıyoruz bir ama nereden tanıştığımızı çıkaramıyoruz. Başkanım hoş geldin. Sağ olasın, sağ olasın. Küçük
başkanı da bir uzatayım. Küçük başkan seni tanıyalım mı? İsmim Ahmet Emir. Ahmet Demirci. Yani kimin? Başkanımın başkanı bu yaşta ha böyle ufak yavrum. Nasıl babanlara? Güzel. Herhalde son beşiksin galiba. Babanın parasını sen ye. Yiyor zaten. Aday olacak mısın? Babana rakip olacak mısın başkanlık? Ya. Vallahi mi? Vallahi. Helal olsun sana. Sünnet oldun mu? Geçek o ya. Bak çağırsaydım ben gelir çekerdim ona. Niye çağırmadın? Bilmiyorum ki, o zaman tanımıyordum. Oy canımsın benim. Başkanım, ortamı nasıl buldun? Valla ortamı çok güzel buldum. Yani başkanımız sağ olsun. Yani böyle bir etkinliği bize sunduğu için. Öncelikle belediye başkanımız Mustafa Candaroğlu'na teşekkür ederim. Evet. Çok güzel oldu. Biz de geçen cuma ertesi buradaydı. Biz yaptık. Yani çok güzel oldu. Böyle bir yeri bize tahsil ettiği için başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Başkanım ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz yoğunluk olduğu için sevgili başkanı sana bırakacağım. Ama şunu söyleyeceğim. Eğer Maçka TV görüntülerden verirse ben de 57 bin abonesi olan bir YouTube sayfasıyım. Hatta 58 bine vuran bir YouTube sahibiyim. Bizi çektiğin senelde 100 bini bulur. Takipçilerim. İnşallah onlar da gitmez. Kardeşim. Yok gitmez. Yükselir. Başarıların daim olsun. Teşekkür ederim. İnşallah güzel günlerde yine görüşürüz. Yine söylüyorum, sen benim kardeşimsin. Biz birbirimize kırılma lüksüne sahip asla değiliz. Şimdi Ahmet abi bir emek veriliyor. Ahmet başkanımız yıllardan beri. Abi. Ahmet başkanımız yıllardan beri derneğimizin isimlerinden, kurucu başkanlarından. Çok değerli bir abimiz, öyle değerli abilerimiz var. Derneğimizi 7 katlı biliyorsunuz Ahmet abi kendini. Derneğimiz bayağı büyük bir dernek. Şimdi bu derneklere sahip çıkmak lazım. Bu tip etkinliklerde en azından burada olmak lazım. Yani yöre ve yöremizle alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaptığın emeğin karşısında da kalabalık olunca feyiz alıyorsun. Yani hamdolsun bizim de bayağı kalabalık oldu. Başkanım dediği gibi cumartesi pazar çok yoğunduk. Tabii ki bu organizasyonda emeği çok büyük olan belediye başkanımız. Belediye başkanımız Mustafa Çandaroğlu'na teşekkür ediyoruz bu konuyla alakalı. Gerçekten çok ilgilendi, çok yardımcı oldular bize. İnşallah seneye daha güzel ve daha görkemli bir şey yapacağız. Ve seni de bekleriz o zaman. İnşallah. Ben davet etseydin gerçekten gelirdim. Ama o gün sanırım çekimim vardı. Hatta aynı gündü. Şeyi biliyorsun zaten. Organizasyonu biliyorsun, hazırlamıştın zaten. Aynen. Çekimim vardı. Artı şunu söyleyeyim ben. Sevgili Murat Şov, Köksal'ımı aldım. Yarın değil de pazartesi, salı ya da çarşamba günü biz Murat Çoğ'un yayınında canlı telefon bağlantılarına başladık. O arada sevgili işte. İsmail Türk Öksüz ve Güleburgaz, yani Sayan Başkan destek oldular. Şu an canlı yayın sistemi. Dün akşam bayağı bir sanatçı aldım. Sevgili Hülya Polat. Şu anda Karadeniz kanalı olarak bir Çay TV kaldı galiba. Aynen. O da Lazi Boşov diye bir kardeşimiz var, bir dostumuz var. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da sağ olsun pazartesi akşamı bizi konuk etmek istedi. Biz de kırmadık onu. İnşallah zamanımız olursa oraya katılacağız. Bu tip şeylerin olması güzel. Yani sizin olmanız, Murat Çoğun olması, onun olması. En azından ya ekmek tabii ekmeğiniz ama en azından yani burada sen olmasan kim gösterecek burayı? Yani onun için Ulusal Kanal geliyor. 2-3 dakika haber için. Allah razı olsun. Yalnız bırakmıyorlar ama bizler 2 saat, 3 saat program yapıyoruz. Umarım beğeniyorlardır. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Arnavut Yüzünü göz. Murat'ı seviyorum. Sistem Murat yaptı bana Facebook'ta canlı yayında. Köksal'ım dedi. Ara sıra dedi, bizi de hatırla buradayız evet, dedi evet, ama. Evet. Ya o öyledir. Biliyor ya biliyorum. Ya, Murat benim kardeşim. Biz lafımızı birbirinden esirgemeyiz. Ama art niyet yok içimizde. Ben gördüm yemek yiyorum. Beni çaktırmadan bakayım. Telefonla konuşuyor. Sarıldım, kucakladım. Biz abi kardeşiz. Murat hep bizimle. Allah razı olsun. Aynen. Murat kardeşim bizim pikniğimize de geldi. Allah nasip etse seneye de gelirse. Yani hep bizimle beraber onlar. Abi sıkıntı yok. Biz onları kırmayız, üzmeyiz. Onlar bizi kırıp üzmez yani. Çünkü onlar bizim nasıl derler şuna köprü görevi gören abilerimiz, kardeşlerimiz. Siz öyle ama da. Bizim aynen köprü görevi. Ya biz burada milyonları yığsak buraya sen olmasan, çekmesen bir anlamı yok. Kim bilecek buradakinin haricinde? Yeni bir genç kardeşim. Ben çok takdir ettim Maçka TV'deki çocuğu. Şeyde Trabzon günlerinde. Onlara da yardımcı olduk. Mesela biz Ömer Karadaş diye bir kardeşimiz var. Sürekli onunla beraber bu işleri yapıyorduk. Sağ olsun o da çok emek veriyordu. Çok da beğeniyordu mesela. Ne oldu? İşte Ömer'i bu sene şey yaptık. Bu sene Maçka'yı aldık. Yani niye bunu yapıyoruz? Sürekli hani şey olsun. Mesela Kemençe'de Kökmen olur. Bazen bakarsın Sadullah olur. Bazen bakarsın Tahsin abi olur. Hepsini bir arada alıp yapamadığımız için parça parça. Yani hiçbirini kırmadan, üzmeden hepsiyle yürümeye çalışıyoruz. İnşallah başarılı. Başkanım da bu konudan dolayı bize de her zaman destek oluyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Başkanım uşağın düğününe çağırıyorsun. Tamam abi.
Tamam, tamam. Çağırıyorum, çağırıyorum. Çok sağ olasın. Efendim biz devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Vallahi ben, tamam Köksal'ım, ben çekim yaparken Allah razı olsun, evet, kardeşimi tanımıyorum. Dedi ki ben sahip çıkacağım, elimden geçen tanıyalım seni çok kısa. Evet, ben Şenol Kınapçı Zonguldaklıyım. Bu Kastamonu tanıtım gününe geldim. Bu sene her zaman yeni kapı doluyordu. Bu sene değişiklik oldu. Arnavutköy'de hemşehrilerimize bir yenilik. Hem ürün adında hem konser tadında güzel, yani güzel bir atmosfer yarattı. İnşallah tüm yakın İstanbul'daki hemşehrilerimizi bekleriz. Çok güzel bir program oluyor. Çok teşekkür ediyorum yardımın için. Çok sağ olun. İyi günler, kolay gelsin.